Sevgili izleyiciler, bugün iki konuğumuz var. Nezahat Öztürk ve Tansu Alper. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Tansu Alper. Mix Media sanatıyla uğraşıyorum Hollanda'da. Çok tebrikler. Sizi de tanıyalım. Adım Nezahat Öztürk. Ben de resim ve değişik sanat dallarında çalışmalar yapıyorum arkadaşımla beraber. Çok tebrikler. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Biz Mix Media sanatçısı olarak Hollanda'da Artwork End olarak bir atölyemiz çalıştırıyoruz. Çok güzel. Şirketimizin ismi evet Artwork End. Biz 5 yıl önce iki arkadaş başladık çalışmalarımıza. İlk başta birazcık sadece resim üzerine çalışma yapıyorduk ama zamanla mix media olarak işimizi daha derinlere ne güzel. Evet, daha derinlere başladık şimdi. Şu an değişik şeylerle uğraşıyoruz. Sadece resim değil. Çalışmalarımızda pouring diye bir teknik olan resim, yine resim, evet. Epoksi dizayn masalar, hı hı. Ve duvar panoları, tekstil veya recycling dediğimiz dönüşümle de değişik resimler veya değişik panolar falan harika. Şeyler yapıyoruz şu anlık. Evet. Ne tarz resimler yapıyorsunuz? Vallahi dediğim gibi mix medya deyince işin içine her şeye giriyor. Sadece gerçek tarz değil. Evet, gerçek sürrealist, değil. Evet, sanal, her şey, sürrealist, her şey. Gerçek. Hem realist hem sürrealist. Ya daha evet. Çok soyut resim daha çok yapıyoruz. Evet. Çünkü soyut resim bizim için daha uygun. Duygularınızı ifade ediyor. Evet, evet kesinlikle. Evet, duygularımız ne kadar daha güzel. Sanat harika bir şey değil özellikle mi? Meditasyon. Özellikle duygularınızı ifade eden bir sanat yani, gün. Kesinlikle. Son derece güzel bir ekol. Sürrealizm deyince zaten akla Dali geliyor. Birçok değil mi? Ne kadar güzel ressamlar var. Evet, hele de Hollanda'da biliyorsunuz Hollanda merkezi, zaten ressamlar Bango. Ülkesi, Van Gogh. Evet. Ya çok değişik. Çok büyük ressam büyük, değil mi? Büyük ressamlar. Uluslararası Rembrandt. Bir yer. Evet. Evet. Resmin aslında Fransa'dan sonra bence en büyük resmi. Hollanda. Ana kaynaklar. Merkezi. Resmi. Evet, merkezi. Ve ressam Amsterdam. Olmakta en büyük özgürlük diyebilirim. Evet. Evet. Rembrandt'ta değil mi? Çok güzel. Evet, Rembrandt. Harika yerler gerçekten. Ben de gittiğim zaman çok etkilenmiştim. Gerçekten çok harika bir yerdesiniz. Hala orada mısınız yoksa gidip evet, geliyor musunuz? Biz Hollanda'da yaşıyoruz zaten. Çok güzel. Evet, Hollanda'da yaşıyoruz. Hollanda aslında bizim asıl işimiz bu değil. Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Ama profesyonel olarak hobi. Harika. Profesyonel. Ve de bizim amacımız oradan para kazanmak falan değil. Hı-hı. Amacımız, tek amacımız var ikimizin de. Oradan elde ettiğimiz geliri yardıma ihtiyacı olanlara yardım edebilmek. Amacımız çok o. Tebrikler. Ve Rotterdam'da en büyük galeriye sahip olduğumuz için çok büyük imkanlara yani sahip oluyoruz. Çok tebrikler. Peki işinizin hedeflerini daha detaylı anlatmak ister misiniz? Kesinlikle. Asıl zaten bizim buraya gelmemizdeki evet. amaç da oydu. Evet. Bizim hedefimiz insanlara yardım etmek dediğimiz gibi. Evet. Şu an yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz geliri Gambiya'da birkaç bayağı çocuklar okutuyoruz. Okul masraflarını karşılıyoruz. Sel felaketinde evler yıkılan ailelere yeni evleri yapabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Fakir ailelere yiyecek içecek veriyoruz. İki değişik yardım kuruluşuyla çalışıyoruz. Bunun dışında yine Gambiya'da yani daha detaylı değişik yardımlar da yapıyoruz. Çok aynı tebrikler. Zamanda da tabii ki kendi çevremizde de bayağı yani Avrupa'da var mı destek olduğunuz? Evet, Avrupa'da bu yani bu zamanki olaylardan tabii, dolayı da pandemiden çok de etkilendi. Evet, yani destek gereken yerler ve kuruluşlar oldu. Evet. O konuda da kendi yani az önce bahsettiğim büyük galerimizde açık artırma galaları organize edip başarılı bir şekilde
O konuda da kendi çevremizdeki ihtiyacı olan kuruluşlara ve insanlara da yardımımız dokunuyor. Ne güzel. Evet. Bu manevi bir tatmin değil mi? Ne kesinlikle. Büyük mutluluk. Çok yardım. Büyük mutluluk. Çok büyük bir huzur. Bir insana büyük bir mutluluk veriyor. Evet. Kesinlikle. Bir de ikimizin aynı amacı olması, aynı amada çalışmamız bizim için çok çok daha değerli. Çünkü yani güç birliği, çok önemli sinerji. Güç birliği. O konuda güzel bir noktada yani buluştuk ve anlaşıyoruz. Ne güzel. Bize o da çok büyük bir mutluluk veriyor. Evet. O konuda. Nerede tanıştınız? 5 yıl önce tesadüfen tanıştık. Aslında ikimiz de hemen hemen 20-25 yıldır resim yapıyoruz ama tesadüfen 5 yıl önce bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Biz 3 Türk ressam bayan olarak başlamıştık. Arkadaşımızın birisi biraz çocuklar falan küçük oldu. Şimdi o devam edemedi. İkimiz. Aynen. Orada benim bir küçük sergim vardı. Nezahat Hanım da bu tekniğe bayıldı. O yeni bir teknikti aslında o zamanlar. Pouring tekniği, evet. Nasıl yapılıyor? Öyle tanıştık. Pouring tekniği nasıl oluyor? Ebru tekniğine benziyor. Çok benziyor. Evet. Pour'da yani su dökmek falan gibi. Dökme, evet. Pouring zaten İngilizce anlamı dökmektir. Evet. Özel bir medyumla. Ebru da öyle zaten. O dökümle çok güzel, ilginç kompozisyonlar yaratabiliyoruz yani şahane eserlerimizin üzerinde. Çok güzel, üzerinde tabii kendi sanatçılık bilgilerimizle tamamlasını biliyoruz. Çok güzel. Peki sizin sanata yönelmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Sanat aslında bizi seçti. Sanat seçilmez. Yani bir sanatçı olarak biz kendimiz belirli bir hayata özgürlük ararken sanat insanı seçiyor. Tabii zaten bir yetenek lazım, bu büyük bir yetenek işi önce. Yetenek gerekiyor gerçekten ama yeteneği eğer siz uğraşmazsanız yetenek tabii hiçbir şey emek vereceksiniz. Emek vereceksiniz. Evet. Gerçekten biz 25 yıldır bu işe emek veriyoruz. Tabii ki yetenek gerekiyor ama emek, öncelikle emek. Tabii. Sanat aslında insanın duygularını dışa vurması. Hı-hı. Hani siz kendinizi o yaptığınız resimde veya ne bileyim işte bir panoda içinde kaybolmanız. Hı-hı. Yani bir içine girdiğiniz zaman gerçekten kayboluyorsunuz. Evet. Kendinizi orada çeşitli ifade etmeye çalışıyorsunuz. O günkü, meditasyon gibi evet, bir şey değil mi? O günkü ne bileyim güzellikleriniz, acılarınız, her şey orada ortaya çıkıyor yani. İfade ediyorsunuz. Yani bazen sözle söyleyemeyeceğiniz şeyleri tuvale yansıtıyorsunuz. Evet. Değil mi? Aynen. Kesinlikle. İşte o zaman da duygularınızı sonunda yani bir alıcıya bir duvarda vermiş bir mesaj ve emanet etmiş ve aynı zamanda satmış oluyorsun. Kendi duygularını bir duvarda satmak çok özel bir şey. Kesinlikle. Ve huzur verici. Harika. Ve mutluluk verici tabii ki. Evet. Peki müşterilerden gelen talepler hangi yöndedir genelde? Genelde biz dediğim gibi hem duvar panoları yapıyoruz. Bunlar genelde işte geri dönüşüm malzemelerinden, hı-hı, diyelim bir ağaç kabuklarından, bir elbiseden, hı-hı, bir parça işte takıdan, hı-hı, her şeyden duvar panoları yapıyoruz. Çok o da değişik. Belirli bir teknik, evet, tabii. Kolaj, tabii ki kolaj tekniği oluyor. Değişik teknikler. Ve de dizayn masalar demiştik, epoksi. Epoksiyle purini birleştirip iki tekniği bir teknik olarak yapıyoruz ki yani bunu yapan çok çok nadir insanlar. Çok çünkü tebrikler. Bizim epoksiyi ayrı yapan var, evet, purini ayrı yapan var ama iki tekniği birleştiren çok az insanlar var. O yüzden o da her gün bir yeni bir deneyim ve bir çok büyük bir heyecan oluyor. Evet. Bazen ben Nezahat Hanım'a da derim, biz ressam mıyız yoksa laboratuvarda mı çalışıyoruz? Deneyler yapacağız. Evet. Her zaman değişik bir heyecan oluyor tabii ki. Neyse. Olacak mı, olmayacak mı, istediğimiz mi olacak, başka bir güzel bir şey mi çıkacak diye her ne gün güzel, değişik bir heyecan oluyor o da. Çok güzel. Evet. Peki işinizin zorlukları nelerdir? Evet, zorlukları aslında siz çok büyük bir emekle, çok büyük bir istekle yapıyorsunuz bir resimden bahsedeyim mesela bir resmi.
ama karşıdaki alıcı o sizin yaşadığınız duyguları, düşünceleri, onu yaptığın, verdiğiniz emeği bilemiyor maalesef. Doğru. Ve de karşılığını almayınca o zaman birazcık ya zorluklar oluyor. Evet. Evet. Keyifli yanları nedir? Keyifli yanları içine girdiğin zaman kayboluyorsunuz. Yani bu bir hayat felsefesi, anlatmakla biraz zor. Yaşamak. Yaşamak. Hayat, evet. Sen eserlerinin üzerinde çok güzel bir duygu bırakıp bir hikaye bırakıyorsun. İz bırakıyorsun. İz bırakıyorsun. Değil mi hayata? Ve bunu da tabii ki unutmayın. Bizim anlattığımız tabii ki sanatçılar var. Hiçbir şey satamadan, yani çok fakir bir şekilde hayatına devam ediyor. Fedakarlık yaparak. Fedakarlık yapıyor. Evet, çok. Aynı zamanda bir sanat eseri dünyanın en pahalı ürünü olarak da o kadar ilginç bir şey yani tabii, sanat. Tabii kesinlikle. Çok. O yüzden sanatın çok değişik bir şekilde anlamları var. Evet. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? 25, hemen hemen 25 senedir. Neyden? Arkadaşımla siz... Ben de 15 yıldır hatta biraz daha o 20 yıla yaklaşıyor ama beraber o şu anki galerimizi çok gurur duyduğumuz galerimizi 5 yıldır 2018 daha nice senelere. İnşallah, evet. İnşallah. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Birlikte olmak ve de aynı hedefimizin olması aslında bizi güçlü kılan o. Hedefimizin aynı olması. Ne güzel. Sizce başarı nedir? Başarı bizde yardım edebilmek. Eğer bir insana yani yüzünü güldürebiliyorsan, bir kişiye ufacık bir yardımını dokunabiliyorsa bizim için gerçekten aynı en büyük. Aynı zamanda hayallerin peşine yani koşmaktır, hayallerini kapabilmektir. Ve başarmaktır. Ve hedefine kavuşmaktır. Bizim de hedefimiz aynı nokta olduğu için yani aslında bir hayat ortağı bulabilmektir. Tabii. Ve başarmaktır. Bence başarı dediğiniz böyle şeylerle kesinlikle insanı mutlu ediyor. Evet. Peki sizi en çok ne motive eder? Amacımız bizim yurt dışında yaptığımız değişik, biraz önce bahsettiğimiz gibi değişik organizasyonlarla yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Hollanda'da, işte, Afrika'da dediğim gibi. Biz düşündük neden bunu kendi ülkemiz için yapmayalım diye düşündük. Kendi ülkemizde bir sürü ihtiyacı olan insanlar var. Ve de çok güzel yardım kuruluşları var bunu yapan, işte böyle galalar falan düzenleyen. Orada yaptığımız gibi kendi resimlerimizi veya panolarımızı veya masalarımızı fark etmez. Buradaki galalarda, organizasyonlarda at kartırmayla satıp gelirini yardım kuruluşlarına bağışlamak. Aslında bizi motive eden de bu. En büyük amacımız da bu. Buradaki yani, evet, kendi memleketimizi faydalı aynı fayda şekilde sağlayalım. Bir yardımımız dokunsun diye biz aslında amacımız ne bu. Ne güzel. Daha nice güzel projelere inşallah. İnşallah, inşallah. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani böyle bir değişik kuruluşlar olsun, dernekler olsun bizimle tabii ki bağlantı kurmak isterlerse çok seviniriz. Aynı şekilde ben de eğer yardım amaçlı dernekler veya kuruluşlar bize ulaşabilirse bizim yapmak istediğimiz tek şey yalnız yurt dışında yaşadığımız için burada bir organize düzenlememiz çok zor. Biz düzenlenmiş olan organizasyonlara resimlerimiz veya eserlerimizi bağışlamak istiyoruz. Aslında onlar atık artırmayla satıp gelirini yardıma ihtiyacı olanlara. Ne kadar güzel. En büyük amacımız o. İnşallah. Harika. Başarırız. Çok tebrikler. Bugünkü konuklarımız Nezahat Öztürk ve Tansu Alper'di. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bize bu fırsatı sunduğunuz için. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.